Bir Baba indi Lokal Güncel Sahneden Sesler Hazırlayan ve sunanlar Tuğçe Yapıcı ve Cihat Satıroğlu Herkese iyi akşamlar. 94.9 Açık Radyo'da Bir Baba İndi Lokal programını dinliyorsunuz. Ben Cihat Satıroğlu. Sol yanımda sevgili Tuğçe Yapıcı bulunuyor. İyi akşamlar Cihat. Ee, Tuğçe bugün, bu hafta... Biraz heyecanlıyız galiba değil mi? Evet heyecanlıyız çünkü çok eskilere gidiyoruz. Kendi Aslında... tarihçimizde de herhalde biraz eskilere gidiyoruz. Evet burada konuk etmeyi hayal ettiğimiz çok sayıda konuğu ağırladık ama... ...bugünkü konuğumuz hayal bile etmediğimiz bir konuk galiba değil mi? Evet. Geçtiğimiz haftalarda, günlerde diyeyim... ...yayınladığı son albümü Demi Oz'la birlikte Gökhan Kırdar aramızda. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Konuşmadık. Sakin bir girişle başladık. <laughs> Biraz bunları konuşmak istiyoruz aslında. Son albümden başlayıp böyle bir 20-25 senelik dönemde neler oldu, neler bitti. Önce Demi Oz dedik zaten. Ee, aslında yeni albüm dedik ama yeni bir albüm değil. Şarkıların evliliyatı 90'lı yıllara dayanıyor ee, ve 21 yıl e, bu albümün çıkması için beklendi. Neden 21 yıl beklemeyi tercih ettiniz diyerek böyle bir sohbeti başlatayım isterim. Hmm. İsminde de saklı galiba. Biraz demlenmeye ihtiyacı vardı bence. Trip albümü sonrası... Hatta Trip albümü bitirdikten sonra 97'deki... Yani XR serseri ve tutunamadım albümleri sonrası... Ben biliyorsunuz bir bağımsız independent bir dönüş yaparak... Kendi label'ı bu kurmuştum. Loop, Music müzik olur. diye. Ee, çünkü ilk iki albüm trendi bir çalışmaydı. Tabii akranları içerisinde yine çok alternatif, farklı bir yerde duruşu vardı, lirik bir albümdü çünkü. Ee, yani 10 yaş altı çocukları değil de daha 20 ile onlarası gençliği hedefleyen bir yapısı vardı. Ama trip albümü, yani o, o iki, o iki albümün bana vermiş olduğu radyolarda birinci sırada olmanın yerine sevmem gibi çalışma çünkü o, o dönem çok radyo listelerinde bir numaraya çıkmıştı televizyon listelerinde de en çok yayınlanan videolardan birisiydi çünkü yeni yeni müzi müzik video kanalları da açılmıştı ve herkese eşit şans sağlanıyordu ee, ve sonra e, ben o popü尔itenin e, ve onun popüler bir trendin e, zirvesine çıkınca aslında kişilik olarak da ben aslında çok popüler olduğum zaman hemen geri çekilen bir yapıya sahibim. Evet artık bunu yaptım tamam buradayım ve bu zirvedeyim evet. Bu, bu şimdi burada kalmaya çalışmaktansa başka bir zirveye tırmanmak benim için karakterimde olan bir şey oluyor her zaman. Yani çıkmaya gelen gelmeye çalışanlarla rekabet ve savaşa girmektense ben kimsenin olmadığı bir tepe keşfedip oraya tırmanmayı daha mantıklı buldum her zaman. Hayatım boyunca da böyle oldu. Ben de Trip albümü için ilk iki albüm için yaptım anlaşmayı bitirdikten sonra. Kendi label'ımdan çünkü yapmak istediğim müzik bambaşka bir müzikti. Çünkü o yıllarda dijital devrim yaşanıyordu. Sampling teknolojisi başlamıştı. Ses dosyalarını görmeye başlamıştık mesela Wave olarak. Ve on, on, onların üzerinde istediğimiz değişimleri, dönüşümleri yapabiliyorduk. Tersten çaldırabiliyorduk, devrini düşürebiliyorduk, hızlandırabiliyorduk. Bu bir devrimdi ve ben bunu yaşamak istedim. Bir ses dosyası üzerindeki bu, bu bozabilme, de, değiştirebilme... ...tekniğini kullanarak... trip Pop adı verilen... ...işte o dönemlerin Tree kisi var mesela... ...Svetak var, Radiohead var... ...Portisette var değil mi? Dünyada bile yeni yeni çıkmaya başlayan bir akım... ...ben de onları takip ettiğim için... ...orada bir akım varken ben de... ...Türkiye'de bunu yapmak istedim... ...çünkü ona hazır hissediyordum kendimi... ...ve seslerle oynamaya başladım ben... ...canlı akustik kayıtları bırakıp... ...hazır sesleri bozarak... ...bir takım sound'lar ve altyapılar oluşturmaya başladım... ...ve Trip albümü öyle çıktı, üzerlerine de doğaçlama yapıp sözler yazdım. Türkçe sözler yazdım ve Türkiye'nin ilk Türkçe sözü trip hop ve ambient ve elektronik denilebilecek ilk albüm oldu. Ve trip albümü de aslında bir <laughs> trans albümü kendi içinde çünkü döngüler üzerine kurulu. Onu da böyle o ritimlere kendinizi kaptırdığınız zaman gözlerinizi kapatıp Oradaki söylediğim sözlerle ilgili bir dünya açılıyor düş dünyanızda ve onları yaşamaya başlıyorsunuz. Bazen beni görmeniz bile söz konusu olabiliyor o çalışmaları. Ben kendi gruplarımda da şey yaptığım için sonuçlarını biliyorum. Ama temelinde kişi, dinleyen kişinin düş dünyasını ortaya çıkartıyor. Triptin bu etkisini gördükten sonra ben hemen dirili besledim. İlk besledim çalışmadır trip sonrası. Demioz'daki ilk çalışmadır o. Dirili de 98 yılında Tekno Festivali yapıldı. Hatırlar mısınız? İstanbul'da ilk. Edim F gelmişti işte. Apex Swing gelmişti. Ve dünyada o yıllardaki en iyi dans ve elektronik müzik music, müzisyenin oldu Park Orman'da yapılmıştı o festival. Hmm. Ben ilk sahneye çıkan kişiydim mesela Türkiye'den. De olan Metrip Alp'in sorusu. Ve dirili ilk orada saniyedim. Ve o festivalin bir CD'si yapılmıştı tanıtım CD'si Hı -hı. gelen kişilere dağıtılan onun içinde de elimi tut vardı mesela Hı -hı. gibi ee, ama bunlar şey olmadı ya inanmadılar tabii ee, res resmi bir şekilde almamışlardı Aslında şarkıları hatırlayanlar vardır herhalde. Belki o festivale gidenler evet. biliyorlar mesela <laughs> Tutu, elimi biliyorlar. tut. biliyorlar da sahne evet sahne hiç söylediğimi de biliyorlar delili söylediğimi de dinledikleri zaman tabii ki bilecekler ki şimdi. E Trip trip'teki yapmış olduğum çalışmalar ve oradaki armoninin ve döngüselliğin insan zihninde oluşturduğu etkileri gördükten sonra fark ettikten sonra bunun üzerine gitmeye başladım. Ama DMO'sla da biraz daha farklılaştım. Yani dirilden itibaren ben aslında daha makamları, makamsal eskileri yani doğuya yakın olan bizim daha çok tanıdığımız doğunun eskilerini elektronik müzikle birleştirdim. ...Demios'taki farklılık, trip'e göre farklılık büyüdü. Trip Biraz tamamen... Etnik elektronik diyebiliriz. Etnik elektronik. Demios yani abi. etnik elektronik din ilk adımlıydı aslında. <laughs> Dünyada da işte bir tek Mesireterk mesela Mezanin'de yapmıştı bunu. Bu karışımı denemişti. Tek bu şarkıda denemişti. Ama ben bunu bir albüm halinde o yıllarda, aynı yıllarda ne şey yaptım, ortaya koydum. E, ne oldu? O zaman doğu beatleriyle batı beatleri... Yani gezegen üzerindeki bütün açılar kuzeye güney kavramı kalktı ve bütün bu karışımlar dünya üzerindeki herkesi dinleyince içine çekebilecek bir sound oluşturmuş oldu ve meditatif olması yine tripteki gibi değil Ozu da dinlediğiniz o eserlerimde dinlediğinizde ama gözleriniz kapalı ve kulaklıkla dinlemenizi tabii ki tavsiye ediyorum. Böyle olunca çünkü içsel olarak beyindeki bir takım alanlar açılmaya başlıyor vücuttaki ve o enerji akışı ile birlikte transa geçiyorsunuz. Transa geçtiğinizde de düş dünyanızdaki rüyada gördüğünüz şeyleri aslında uyanıkken hatırlamak gibi, görmek gibi düşünebilirsiniz bunu. Yani bir, rüyalar da bizim bilinçaltımızdır değil mi sonuç? ama biz onun çoğunu uyandığımız zaman unuturuz. Buradaki özellik müzikleri dinlemeye başladığınızda Demioz'daki ve Trip albümündeki uyanık olmanıza rağmen bir transa geçiş olur ve orada siz e, rüyalarınızı bu sefer uyanıkken görmeye veya as hiç unutmayacak şekilde de yaşamaya başlamış olursunuz. Demiozu tamamladıktan sonra ben Amerika'da bir yapım şirketiyle Golden Horn'du o zaman. ...bir anlaşma yaptık Amerika'da hı. çıkacaktı albüm... ...tamamlamıştım çünkü bütün çalışmalarımı... ...ama İkiz Kuleleri'nin yıkılması sonrası... ...Doğu'ya karşı bir tepki oluştu Amerika toplumunda... ...biraz bekleyelim denildi... ...oradaki yapım şirket tarafından... ...üstüne de Marmara depremi olunca... ...ben ile ilgili şeyimi kaybettim tabii o yıllar... ...hiçbir şey paylaşılamaz... ...sanat adına hı hı. adımlar atılamaz hale gelmişti... ...ama aradan işte bu... Aradan geçen işte 20 yıl geçti ve ben bu 20 yıl içerisinde albüm olarak Demi Uzu yayınlamadım belki ama resmi yani bir şekilde resmi bir şekilde içinden bazı şarkıları yaptığım filmler ve dizilerde tek şarkılar olarak nokta atışlarda bazı birçok sahnede. Anlat İstanbul'da mesela İrir var kullanılmıştı. Kullanmıştık onu. Geçen 21 yıllık zamana baktığım zaman, zaten yani 21'den de fazla müthiş bir zaten şu an TV evet SMM oraya gir, gir girmeyelim Yani 20 küsür 25 Gökhan üzerinde kadar bir... neredeydi hani gibi bir sorular geliyor bize mesela sizin çıkacağınız evet, konular çıkacaksınız. Evet. Neredeydi kamera arkasındaydı. Evet. Çünkü şu şu an sonsuz bir liste var önümüzde. Yani şu konuya geçmeden de onu merak ediyorum. O yıllarda trip gibi bir albümünü yayınlamış olmak ve çok önemli bir şey çünkü yeni bir şey yapıyorsunuz ülke için. Evet. Gelen tepkiler nasıldı? Hem ülkeden hem de yurt dışından buna dair böyle tepkiler nasıl tepkiler alıyordunuz? Yani dış, dışarıya bak dışarıdan bakıldığında çok başarılı tabii ki yani şimdi bu Türkiye gibi bir yerde böyle tamamen elektronik ve trip hop endüstriyel sound'lar ve onun üzerine bir Türkçe söylüyor. Ve o söz, yazılan sözler de böyle şeyden bahsediyor. İnsanların temel psikolojik yani bir psikoloğa gittiğiniz zaman size anlatacağı şeyleri ben aslında o sözlerde anlatıyorum. Yani korkular, cesaret, Güç ve e, iletişim ve bütün bu aslında dualitenin negatif tarafı yani insan bilincini baskılayan taraflar. Yani enerjiniz düşükse siz dualitenin negatif tarafına geçersiniz. Korkmaya başlarsınız. Hücresinizi kaybedersiniz. Kendinizi güçsüz hissedersiniz. Sevgisiz hissedersiniz ve yalnızlaşırsınız. Yetişimsiz hissedersiniz ve söylemek istediklerinizi söyleyemeyip içinize atarsınız. Sonra bu kanserleşir ve hastalanmaya başlarsınız gibi. Yani orada psikolojinin temelinde olan sözlerden bahsettiğim için çok fazla geldi tabii. Bir e, müzik albümünde böyle bir psikosom e, psikolojik bir ele alış ama bence sanatın ve sanatçıların misyonu bu. Bence bütün gerçekten sanatı sanat olarak yapan herkes aslında bir healer bana göre. Dinleyenler de onların hastaları gibi bakmak lazım. Nasıl biz Pink Floyd dinlediğimiz zaman, Queen dinlediğimiz zaman bütün o altlarındaki o metinleri, felsefelerini ve o anlatmak anlattığı şeylerin insan bedeni ve ruhundaki hayatımızı değiştirecek kadar etkileşimi yaşıyor, yaşıyor duysak da her sanatın bence her sanatçının gerçek sanatın da arkasında böyle bir şey olmalı. Eğer bu olmuyorsa bu bir pop trendi oluyor görünüyorsunuz ve kayboluyorsunuz ama asıl sanatın amacı felsefe ve o felsefenin alt metninde de insanların onu dinleyen insanların hayatlarını olumlu yönde değiştirmelerine adımlar atmalarına sağlayabilecekleri bir kabuk değiştirme sürecine sokabilmesidir. Peki öylesi albümden bir şarkı daha dinleyelim. Ardından mı bahsettiğiniz healing yani müzikle şifa bulma konularını nasıl merak saldığınızı ve Demioz albümüne dair ayrıntıları biraz daha dinleyelim sizden. Az önce bahsettiğiniz diril bu albümde herhalde ilk yazdığınız parçaymış. Albümün de açılış şarkısı. Şimdi onunla devam edelim. Peki. Bir bobindi lokalde Gökhan Kırdar'dan diril dinledik. Evet nerede kalmıştık şimdi Tuğçe? Healing dedi az önce Hı -hı. Gökhan Kırdar. Bu müzikle şifa konularına ilk ne zaman merak saldığınızı merak ediyorum. Hmm, healing, sözlükte yazdığınız zaman iyileşme anlamına geliyor biliyorsunuz. Şifa biraz böyle spiritüel bir kavrammış gibi algılanıyor ama aslında sağlık, yani iyi olmak. Yani her anlamda iyi hissetmek. Yani iyileşmeyi biraz böyle sadece bedensel bir iyileşme, hastalıktan iyileşme gibi değil hayatınızdaki her şeyin iyileşmesi, psikolojik anlamda da her şeyin iyileşmesi olarak görmek lazım. Ve bunun da ben bir müzisyen olarak frekanslara bağlı olduğunu her zaman hissediyordum ve biliyordum. Çünkü kadim bilgileri araştırdığınız zaman vücudumuzdaki salgı bezlerimizin etrafında bazı manyetik alanlar vardır. Bunlara çakra denilir, çark denilir. Aslında çakra denilen şey çark anlamına geliyor sözlükte yazınca. Yani kendi etrafında dönen, çark eden ses titreşimleri vücudumuzdaki ana salgı bezlerinde işte pankreas gibi böbrek üstü gibi kalp gibi timüs gibi tiroid gibi ana salgı bezlerinin etrafında kadim bilgilerde bu alanların olduğundan bahseder. Ve bu alanlar aslında birer ses frekanslarıdır ve bunlar titreşirler. Titreştikleri sürece titreşmiyorlarsa orada bir blokaj vardır mesela. Ve bu her, titre, her alanında, her ana yedi alanında belli bir frekans değerinde olması gerekiyor. Bu 200 küsür hertz ile 400 küsür hertz arasında. Sağlıklı bir insan bedeninde olması gereken ortalama bu eğer bu frekans değerlerinin birazcık fazlası ya da azı olduğunda o salgı bezlerinde tıkanma oluyor. Yani hormon salgılayamaz hale geliyorlar. Yani baktığımız zaman insan bedeni bir gitar gibi düşünün ve onun telleri var. Ve o teller eğer akortlu değillerse yani olması gereken la sol mi do gibi yani böyle bir e, belli bir akor dizininde akort değillerse o not değerleri bozuksa salgı bezleri o, frekansları yanlış frekanslar yüzünden blokaja uğruyor. Yani tiroid salgılayamaz hale geliyor hormon. Pankreas insülin salgılayamaz hale geliyor filan. Hastalanmaya başlıyorsunuz sonra. O yüzden bu yani ses frekanslarının yani evrenin bütün her şeyin gördüğümüz her şeyin aslında titreştiği ve biz frekans yaydığı için var olduğunu anladıktan itibaren zaten bakış açınız değişmeye başlıyor. Yani sizi algılayabiliyor olmam aslında sizin bir ses titreşimi olmanızdan kaynaklanıyor. Bir şey titreşmiyorsa onun varlığından söz edemezsiniz çünkü onu algılayamazsınız değil mi? Hareket etmezseniz bir şeyin canlı olduğunu anlamazsınız mesela. Titreşmiyorsa da bir şeyin, bir enerjinin, bir frekansın var olmadığını düşünmeniz gerekir. O nedenle bir, müzik bilimi de okuduğum için ben varlık sonrası. E, ...frekansların tam değerlerde olması ve kadim bilgilerle de birleştirince... ...aslında her vücudumuzdaki her salgı bezinin... ...hatta her organın, hatta her hücrenin... ...bir titreşimi ve her DNA'nın bir frekans değeri olduğunu görmüş oldum. Ve bunu sonra test etmeye başladım. İşte bazı frekansları e, fanlarımla beraber deneyimledik ve onlar... E, bazı hastalıkları vardı. O hastalıklardan iyileşmeye başladılar ben onlara doğru frekansları verdiğim zaman. Ve ben bu teorimin işe yaradığını ve bir yönteme dönüşebileceğini anlamış oldum sonrasında da bunu artık saklamadan ya yağmur Duası'nda da hı hı. Tür yağmur duası 2003'te de öyle bir çalışma yayınlamıştım. O çalışmam yayınlandığında da insanlar gözleri kapalı dinlediklerinde bir takım vizyonlar görmeye başlamışlardı. Ben biraz bunu sorguladım tabii yani başka ne tür bir yani bu olayı konunun bu yeteneklerimin fiziksel yani bilimsel açıklaması dışında nasıl bir şey olabilir, açıklaması olabilir gibi düşüncelerim de var. Yani ellerimle dokunduğum zaman ben o bölgedeki ağrıları da yok edebiliyorum mesela. Çünkü vücudumda bir yüksek titreşimler var. Ve uyumlanmış durumda. Yani vücudumda normalde insan vücudunda olması gereken 300 hertz ortalama diyoruz ya. O frekanstan çok çok daha fazlası var vücudumda. Bunun nedenlerini bilmiyorum ama doğuştan gelen belki bir şey. Bilmiyorum. Nasıl keşfettiniz bunu? Bunu işte yani öncelikle yakınlarım da eşim onun yaşadığı bir önemli bir hastalık ailemde diğer kronik hastalıkları olan kişiler Onlarda çalıştım ve iyileşmeler olduğunu gördükten sonra da bunu herkesle paylaşmaya karar verdim tabii ki bu yeteneklerimi ama ben yine de olayı bir e, ruhban gözüyle bakmıyorum. Yani ruhban bakışıyla değil. Bunun bir bilimsel açıklamasını getirerek yaklaşıyorum. Diyorum ki biz bir müzik bilimi bakışıyla vücudumuz bir frekanslar dizinidir ve 600 tane frekans vardır. Evrende nasıl bir aralık var, bir gam var ve o gamın içerisinde nokta nokta bir milisaniyelik frekanslar var. Vücudumuzda da böyle bir şey var ve o bölgelere gelen frekansları uyguladığınız zaman, keşfettiğim frekansları uyguladığımda da iyileşmeler yani o salgı bezenleri hareketlenme, hormon dengesinin oluşması gibi şeyler olmaya başlayınca da insanlar hastalanmadan nasıl yaşayabileceklerini benim onlara bu sundukları yöntemlerle, sunduğum olduğum yöntemlerle hayatlarına entegre etmeye başladılar. Peki bu konudaki çalışmalarını sizin müzikle ilişkinizde, kendi müzik üretiminiz üzerinde çok belirleyici oldu herhalde. Hmm, Tabi ben e, o çalışmamı yapıyorken vücudumda titreşimler oluyor doğal olarak. Büyük bir konsere gidin mesela, değil mi? Orada 40 bin watt'lık kabinler var büyük. Ve oradaki bası hep böyle midenizde hissedersiniz, değil mi? Çünkü oradaki vermiş olduğu 44.1 hertz gelip midemize vurduğu için. Bu Ama vücudumuzda 600 tane farklı frekans var. Yani biz müzik endüstrisi şu anda 44.100 hertz veriyor. Her şeyi ona çeviriyor ederseniz. Ama vücudumuzda 600 tane farklı frekans noktası var. Yani siz sürekli midenizi iyileştiren bir frekans alıyorsunuz şu an. Beni iyileştirmiyor aslında hasta ediyor mesela çok yakın olduğumda onlar. <laughs> Şunu söylemek istiyorum. Eğer sizin midenizde bir sağlık varsa zaten fazladan o frekansı alıyor olmanız da bu sefer yine dengeyi bozan bir şey olur. Öyle mi? Evet. Önemli olan çünkü o hormon dengesidir. Yani en, en, bizim endokrin sistemimiz, salgı bezlerimiz biraz fazla ya da biraz eksik salgılıyorsa hormonuz ikisi de sağlıklı değildir. O yüzden tek bir frekansa ihtiyacımız var. O yüzden bizim bir enstrüman gibi vücudumuzun hangi akortlamaya ya da hangi sabit frekans değerlere ihtiyacın olduğunu bilmemiz lazım. Eğer onun fazlasını da alırsak eksiği olması gibi bu sefer sağlığımızı da kaybetmeye başlamış oluyoruz. Bu olarak mesela olumsuz bir etki mi yaratıyor yoksa fiziksel olarak da bir etkileri var mıdır bu sağlığımızı kaybetmekten tam açılımı nedir onun? Şimdi fizik beden dediğimiz şey bir kütle beden aslında. Yani biz Demi da anlatmaya çalıştığım buydu. Oradaki Oz kavramı metamorfozun köküdür aslında. Tarihe baktığımız zaman 40 bin yıl öncesine gittiğimizde Oz bir Türkçe köktür. Türkçe kelimeden köktür. Yani oz dediğimiz şey aslında ön Türkçe'de var olan bir tamgadır. Ve o metamorfozun köküdür. Oz dediğimiz şey de bundan on binlerce yıl önce bizim e, atalarımız. Çünkü bu Türkçe'nin kökünde olan bir şey. Baktığınızda oz dediğimiz ki kavram. Onlar o tamgayı e, oz kelimesini ve hecesini anlam olarak kullandıklarında bir grafik sanat gibi düşünün Mağaraya o sembolü koyuyor. Tamgayı ve oz tamgası şey anlamına geliyor. Ben ee, evrende bir enerjiydim ve yana yana döne gezegene bu gezegene ozlaşarak yani enerjiden maddeye dönüşerek yani kütle bedele dönüşerek şimdi bir yüksek titreşimli bir enerjinin bu gezegende bedenlenebilmesi yani fizik olarak algılanabilmesi için bu gezegendeki atom titreşiminde olması gerekir. Yani saniyede 62.000 Bundan daha fazla ya da, da az olursanız... ...zaten birbirinizi algılayamazsınız. Bu gezegendeki ağaçları, objeleri... ...masaları, insanları algılayamazsınız. Hepimiz aslında atom dediğimiz bir... E ...sabit titreşime uyumluyuz. Fizik hayatı... ...kütle bedenleri... E ...algılanabilir hale getiren... ...bu ortak noktamız. Atom titreşimlerimizin aynı olması. Ama atoma baktığımızda bu sefer... ...atomun... Yüzde onu sadece bir kütleden oluşuyor. Yüzde doksanı yine boşluk. Şimdi fizik beden dediğiniz zaman o yüzden bir maddeyi konuşamıyoruz. Çünkü maddenin tanımında da bir ağırlık yok. Yani yüzde on kadar bir ağırlık var. Proton çekirdeği, elektronun ise yüzde doksan bir alan var. Boşluk. Şimdi o yüzden ruhla bedeni ayırmamak lazım bence ruh ve beden aynı. Ama bizim beden dediğimiz, fizik beden dediğimiz, fizik dediğimiz şey, fizik hayat dediğimiz şey... ...gözümüzün, kulağımızın ve zihnimizin algılayabildiği bir titreşimde olabilmemiz oluyor olmamız. Aslında hepimiz sevgiyiz. Aslında hepimiz cesaretiz. Aslında hepimiz korkusuzluk gibi. Yani daha ...sübjektif kavramlar. Yani bir enerjiyi tanımlarken onu böyle tanımlarsınız diyeyim. Sevgidir, aşktır. Ya da bir düşüncedir. Düşünce de bir frekanstır. O yüzden. Yani biz düşündüğümüz an bir frekans yaymaya başlıyoruz aslında etrafımıza. Ve düşüncelerimizle birbirimizin hayatlarını kontrol ediyoruz. Yakın çevremizdeki insanlar gibi. Her şeyi bir enerji olarak algılarsanız, öyle bakmaya çalışırsanız fizik dediğimiz şeyin de aslında sadece bu gezegede ait olan bir şekilleniş, bir kütle, düşük bir titreşim saniyede 8 her titreşen bir gezegenle var olma algısına dönüşüm olarak görmeniz gerekir. Ozlaşma dediğimde bu enerji madde bedenlendi ve sonra yaşadı, öğrendi, tekamül etti ve ruhsal olarak da kendini geliştirdi ve öldü belli bir süre sonra ve bedenden yine tekrar ozlaşarak çıktı. Demi Oz'da anlattığım şey bu. Yani bizim Türk inanışlarının, Türk kültürünün, ama bundan 40 yıl önceye gittiğiniz zaman zaten Türk kültürü dediğimiz şey bir insanlık kültürü. Yani Kızılderililer de aynı kültürü yaşıyorlar. Güney Amerikalılar da, Avustralyalılar da aynı kültürü ve ortak bir e, tamga dilini kullanıyorlar. Doğa kültürü söz konusu, bir göktengri inanışı var tek bir yaratıcı olduğuna inanılıyor ama onları hep doğadaki güneşle, ayla ve gezegenle onların parça parça onun enerjilerine dönüştüğü ...anlamını yüklemeye çalışıyorlar. Demiozu anlatmaya çalıştığım bu bizim enerji dirilişimiz, e, aşkı keşfedişimiz ve bu aşkla yanışımız, ateşe, ateşin aşkıyla yanışımız ve ruhsal olarak tekamülümüz ve beşeri yani kadın erkek aşkından ilahi aşka dönüşümü anlatıp sonunda da şeytan senin içinde yani negatifle pozitifin sorgulamasını yaşayıp bu şeyden e, dum teka yani kalp atışının sesiyle kalbinin tekrar durup e, enerji bedenine, evrene geri dönüşünü anlatan bir yapısı var. Çok bütünlüklü deniyoruz. bir bakış evet. açısı sundunuz. Albümü anlamamız e, yolunda en azından bir adım atmış olduk şu an sizi dinleyerek. Ama daha fazla dinleyerek albümü tekrar tekrar sindirmemiz gerekiyor. Bence tüm anlattıklarınızı anlayabilmemiz evet, için. Evet bu felsefi boyutu. Evet o yüzden hmm. bir şarkı daha dinleyelim bence bu şarkıyı da şöyle dinlemeyi öneriyoruz. Hep beraber o zaman evet, kulaklıkla dinlese, dinleyen, herkes, mümkünse, de evet, dinleyen herkes, herkes de ya. mümkünse gözlerini kapatarak evet. eğer kulaklıkları varsa da kulaklıklarını takarak cihazların aygıtlarına öyle dinlemeyi. Önemli bir detay kulaklıkla dinlenmesi, dış frekanslara kendini izole etmesi Hı. gerekir kişinin. Ve direkt o müzikteki frekanslar zaten ruh enerjisini, ruhsal anlamda enerjisini yükselteceği bir çözümde enerji akışı başlatacağı için de kulaklıkla dinlenmesi, beyne yakın bir bölgeden giriş yapması da önemli. Gözlerinizi kapatmazsanız zihninizde oluşan vizyonları göremezsiniz. Zaten mutlaka gözleriniz kapalı. Şimdi biz Siz de, de stüdyolo stüdyolo şey kapatacağız gözlerimiz gözlerimizi, yayına girdiğimizde de neler hissettiğimiz, nerelere gittiğimizi anlatacağız. Hadi bakalım o zaman Hadi bu bak. aşk dinliyoruz, az sonra buradayız. Bir bobinde lokalde. Bu Aşık dinledik. Şu an gözlerimizi açtık. Şimdi nasıl döneceğiz yayına acaba? Biraz zaman ihtiyacımız var gibi geliyor. Hakikaten gözlerimizi kapatıp dinledik biz de bu şarkıyı. Ama şunu söylemem lazım. Bunu yapmak için en doğru ortam burası değil. Evet. Yani küçük, sıcak ve çok aydınlık bir stüdyodayız. Bu kadar ışıkta gözünü kapatmak da bayağı zorladı. Bunu evde ve gece deneyeceğim. Yani ben de kesinlikle neden kulaklıkla dinlenmesi gerektiğini ve neden işte kendi içinize dönüp dinlenmesi gerektiğini şu an tüyolarını çok net aldım. O arkadaki tekrar eden loop alınan o back vokaller vesaire. Şu an çok tarif etmesi de kolay bir şey değil bence bunu. Ama Yok, kesinlikle kendi, doğru ortamda yapmak lazım. Evet. Kendi kalp atışlarımı duyar gibi evet. hissettim. ve Orada bahsedilen aşkın dünyevi bir aşk olmaktan çok uzak, çok daha derin ve ilahi bir aşk olduğunu tahmin ediyorum. Siz ne dersiniz acaba? Evet, şu an şarkı isimlerine baktığım zaman da aslında hepsinin o bütünlüğünü şu, bu şarkıda, sadece bu şarkıyı bile böyle dinleyerek çok net kafamda ...canlandırmış oldum diyebilirim. Evet, e, benim aslında burada... ...aşkla tanımlamaya çalıştığım şey... kalp ...kalbimizle ilgili bir şey... ...vicdan. Bence... ...mutlak aşkın kendisi o, orada yatıyor. Vicdanlı olabilmek. E, insanları kırmadan, üzmeden... ...yalan söylemeden... ...doğru ve düzgün yaşayabilmek. Ve vicdanımızın... ...bizi sorgulamasına izin vermeden... Hatta sorguluyorsa işler daha yolunda gibi bir anlamda. Eğer sizi içiniz iç sesiniz bir şekilde bir şey yapmadan önce sorgulatmıyorsa... ...yani bunu yaparsam acaba doğru olacak mı sorusunu soruyorsanız sıkıntı yok vicdanınız devrede. Ama bunu size sormadan her şeyi çok emin bir şekilde yapıyorsanız bu sefer sorun var. Ee... Az önce şarkı arasında söylediniz galiba. Bu şarkı yedi defa dinlemeyi öneriyorsunuz. En az Neden acaba 20 dakika efendim? ve en az yedi Çünkü herkesin <laughs> frekansları farklı. Yani sizin kalp titreşiminiz mesela 300 hertz civarında olabilir. Ama olmayabilir. Eğer 10 hertz, 20 hertz titreşiyorsa bir kere dinle, dinlediğiniz zaman o etkili olmayacak uyumlanması anlamında. Yani ...bir kere değil, belki bir kere... ...yani birçok kişi mesela bir kere de şey oluyorlar... ...daha sağlıklıysa frekans... ...Avra beden ve beden frekanslarınız... ...vücudumuzdaki frekanslar daha sağlıklıysa... ...bir kere de hemen şey olabiliyor... ...uyumlanabiliyor... ...vücudumuz, enerji yakışı başlayabiliyor... ...önemli olan çünkü... ...bu alanların hepsinin... ...doğru frekansta olması... ...ve vücudumuzda tam bir... ...yani bir elektrik kablosunun bir yerini bağladığınız zaman... ...akım tamamen kesilir ya diğer akışta olan yerlerin de bir anlamı kalmaz. O yüzden vücudumuzdaki tamam bütün alanların aha, doğru titreşimde olması gerekiyor. Bu nedenle bazılarımız için bir kere dinleyiş belki yeterli. düş dünyasının açılması, transa geçmesi için ama bazılarımız için, üç bazılarımız için, beş bazılarımız için yedi, yedi olabilir. Ama ben genel olarak ortalama istatistiklerime göre 20 dakika en az dinlendiği zaman o akışın ve doğru frekansların harekete geçtiğini. Eğer bu olmuyorsa ve siz bir şey görmüyorsanız bugüne kadar aynı çalışmayı dinleyerek yüzlerce vizyon görmüş, yüzlerce düş dünyası kapıları açılmış kişiye göre daha farklısınız. Yani aslında burada aynı çalışmayı dinliyorsunuz ama herkes farklı farklı şeyler görüyor. Ve farklı farklı etkileşimler yaşıyor. Çünkü burada konu şarkıyla ilgili değil aslında. ...kişilerin kendi frekanslarıyla ve onların doğru titreşimde olup olmaması ile ilgili. Tam olarak uyumlandığımızı anlamamızın bir yolu var mı? Yani çalışmalarımı dinlediğiniz zaman özellikle Demioz'u gözünüz kapalı ve kulaklıkla... ...ve en az 20 dakika dinlediğinizde eğer bir takım vizyonlar görüyorsanız... ...beyindeki hipofiz alanı aktif demektir. Ve hipofiz çok önemli insan vücudu için. Yani beynimizdeki salgı bezlerimiz çok önemli... ...ve melatonin salgılandığı için de biz... ...düşsel bir takım kapıların açılmasıyla karşılaşıyoruz. Yani beyin, tıp bunu çok açıklayamıyor. Yani beyindeki etkilerini. Tarih öncesinde de bir, bir takım... E, ...gamlar... <laughs> ...yine insanlarda ...neden onları transa soktu ve neden bu tür vizyonlar görebildiğiyle ilgili... ...bir açıklama yapılamamış. Tarih içerisinde beynimizin ama böyle bir özelliği var. Eğer... Bu Demioz'daki gerekse Trip albümdeki eserleri söylediğim şekilde en az 20 dakika ve üst üste aynı eseri dinlemedikleri, dinlediklerinde eğer bir takım vizyonlar oluşuyorsa tamam sorun yok. Beynimiz ve hipofiz ve ve ses... Bizim epifiz denilen, pineal gland diye de bilinen salgı bezlerimiz. Yani beynimizin en önemli salgı bezleri vücudumuz için çalışıyor. Çünkü onun kontrolü de diğer alanların kontrolü de onların elinde biliyorsunuz beyin anlamında. Ee, ama eğer bir şey görmüyorsak bu sefer yüzlerin dışına çıkmış oluyoruz. Yani benim yapmış olduğum istatistiklerin dışına ve sağlıklı kişilerin, sağlıklı titreşimdeki bedenlerinden daha sağlıksız kişiler olduğumuzu anlıyoruz. Görememe durumu işte bir blokajın ve yanlış frekansın olduğu anlamına geliyor. Onun açılması için de benim ayrıca frekanslar dinletmem yani özel seanslar yapmam, özel çalışmalar ve özel linkler kişiye özel linkler vermem gerekiyor. Fiziksel hastalıklar için de böyle. Çünkü ben internetten işte Spotify'dan, YouTube'dan bir Demioz'u yayınladığım zaman onun içerisine healing frekansları aslında yükleyemiyorum. Çünkü yüklersem sizi hastalandırabilir çünkü sizin ne kadar ihtiyacınız olduğunu bilmiyorum ki. Yani internette mesela birçok hertzler var, ee, meditasyon için kullanılıyor, onun için kullanılıyor, bunun için, bunun için daha iyi uyursun falan. Ve o orada hertzler, Şimdi o hertzler zaten doğru değiller. Yani her şey zaten 44000e çevriliyor. Yani biz aslında sürekli mide frekansı alıyoruz. Bu birincisi. Artı şu frekans sana iyi gelecek, şu frekans şuraya iyi gelecek gibi yaptığınız zaman tamam güzel. Ama ben eğer zaten sağlıklıysam, kalbimde bir sorun yaşamıyorsam gidip kalbime gelene, kalbimi titreştiren bir doğru olmayan bir frekans dediğimde bu sefer o bana fazla gelecek ve kaslanmaya başlayacağım. Yani bu kontrolsüz yapılmaması gereken Çok bir şey. Bu sadece indirgenebilecek bir konu evet, değil. Yani kişiye özel gelecek özel. Şey. Sizin bilmiyoruz sizin frekanslarınızın, ihtiyaçlarını, ne, salgı bezlerinizin durumunu, ne, hangi hormonunuz daha fazla ya da eksik salgılanıyor bunu tespit etmeden internette her rastladığınız Healing eseri çalışması, hertz frekans bunları dinlemenin ben sakıncalı olduğunu düşünüyorum ve yanlış olduğunu düşünüyorum. O yüzden Oz gibi, Trip Album gibi bu tür çalışmalarımda bu frekanslar yok. Yani binlerce hertzlik titreşimli frekanslar yok. Daha çok bizim hipofiz ve epifiz dediğimiz yani ruh, ruhsal enerji alanlarımızı açabilecek, ruhsal anlamda enerjimizi yükseltebilecek harmonik yapılar kullanıyorum. ...harmoni dediğim doğru titreşimler var içinde. Ve vücudumuzda rezonansı uğratıyor. Ve rezonansı uğratınca da ruhsal olarak enerji akışımız, vücudumuza bir akış hissediyoruz. Ama bir tümör hastalığınız var, tümör varsa mesela ben bu tür rahatsızlıklarda da frekansları kullanıyorum. Çünkü özel frekanslar kullanıyorum tümör olsun, kalp olsun, başka hastalıklar olsun her birinin ayrı ayrı özel frekanslar dinletilmesi, uygulanması ve e, hızından başlangıç içinde benimle bir bir yüz yüze ya da bir telefonla bir eğitim alması bir yöntemlerimi onlara sunabileceğim bir çalışma yapmamız şart gözüküyor. Şimdi programımızın da sonuna doğru yaklaşmışız hatta gelmişiz. Bir parça daha dinleyip son kısımda da bir ufak toparlama konuşmasıyla programımızı kapatacağız. Şimdi of dinleyelim dedik. Uygunsa. Tabii harika. O zaman dinleyelim. Az sonra tekrar buradayız. Bir Baba indi de Gökhan Kırdar'dan dinledik. Of. Evet programın son bölümünde biraz dizi ve film müzikleriyle ilgili konuşalım istiyorduk. Az önce mı? sen mutfaktaydın sanırım. Orada Gökhan Bey biraz anlattı. 25'e yakın dizi ve film bugüne kadar toplam. ...ilk olarak Ethnotronics albümüyle değil mi başladınız? Evet, Ethnotronics enstrümantal ilk albüm olduğu için yönetmenlerin ve yapımcıların daha çok ilgisini çekiyordu tabii üzerinde benim sesim yok, felsefem yok. Yani kendi felsefeleriyle ve yazdıkları sözlerle, senaryolarla, filmleriyle enstrümantal müziklerimi beste, birleştirme rüyası o zaman başladı bunu iyi. ilk yapan kişi tabii aslında öncesinde Gece Melek ve Bizim Çocuklar şarkısı var biliyorsunuz Atıf Dıyılmaz'ın çok özel bir filmdir rahmetli 93 yılında ilk öyle ama sonra film endüstrisi o yıllarda olmadığı için albümler daha çok hani olduğu için Serser Selimay'ın ser, ben ilk albümü yayınlayıp o film müziği olayım orada kaldı tek bir çalışmayla ama 2000'den itibaren Etnotronics'ten sonra müzik endüstrisinin geriliği film endüstrisinin tekrar öne çıkmasıyla ve Amerikalı yönetmenin de Etnotronics'teki çalışmalarımı yeni filminde montajında kullanması ama orijinal müzikler istiyor olması ve benimle görüşmesi sonrası ben e Crude filmindeki çoğu eserimi anlat yani bu film Crude filminin Amerikalı yönetmenin uh, Paxton Winters'ın filmini izleyerek hazırlamıştım. Sonra onu bir Crude isimli yani um, fırsat filmiydi. Ben onu Kev Pleasure ismiyle albüm olarak ...da yayınladım. Sonra o, o film Amerika IFP'de ve birçok festivalde ödül alınca birinci olunca Türkiye'deki yapımcılar da aktif olarak birini çalışmak istiyorlar. Özellikle de dizi prodüksiyonu yapan yapımcılar. ...işte Osman Sınav, Erner Film olsun işte birçok Türk televizyonlarının en önemli yapım şirketleri. Anlat İstanbul, Yabancı Damat, Kutlar Vadisi, Köprü falan hepsi derken Haziran Gecesi. En sonunda Sefirin kızıyla beraber ben toplam 25'e yakın dizi ve ona yakında Banyo filmi olsun, Anlat İstanbul filmi olsun, Kutlar Vadisi'nin birçok sinema filmi olsun. ve En sonunda Bir Nefes Yeter filmi olsun, uzun metraj filmlerin aranan bestecisi ve... Ee, film müziği bestecisi olarak e, hala İnsanız da o devam ediyor. Efendim? Yani mesela bir dizide ya da filmde bilmeden bir müziği duyduğum zaman Gökhan Kırdar imzası var mı diye muhakkak bakıyorum ve çok da şaşırmıyorum. Bir imzanız var yani artık. olması o lazım bize. değil mi? Bence olması Sınırlıktı. lazım. Her yönetmenin bir imzası evet. var değil mi? Yani ne şu ne mi? işte onun filmidir falan. Benim de müziklerde de Gökhan Kırdar soundtrack çalışmasıdır gibi bir imza. Bir En azından bir derinliğinin olması lazım. Bir kalite ...itesinin ve bir dilinin olması lazım. Nasıl hepimizin, her birimizin farklı bir tarzı var... ...bir mantığı var ve bir duruşu var ve bir e, alışkanlıkları var... ...o derinliği kendime aitmiş gibi hissettirecek bir kişilik oluşturmak hmm. gerekiyor. Yani herkesin yaptığı müzikleri filmlerde yapmamız lazım. Ben de internette bunun gibi çok yorum gördüm. İşte evde annem bir dizi izliyordu, geçerken gözüm takıldı... ...sonra müziklerine kulağım takıldı hmm. ve kesin bu Gökhan Kırdar'dır dedim ve öyle çıktı... ...diye herkes anlıyor herhalde artık. O belirgin olan şey ne? Onu ben anlayamıyorum tabii. Dışarıdan bakamadığım için. Ama dışarıdan bakıldığında demek ki öyle bir... E, Kesinlikle bir imza durumu belirgin var. Yani. Bir evet, belirgin bir var. algı durumu oluşuyor. Insanlar. Bu arada süremizin sonuna geldik ama... ...son olarak şunu söylemem lazım. İnternetteki yorumlara bakınca herkes sizin gerçek sanatçının... Gerçek sanatçı tanımının tam vücut bulmuş hali olduğunuz konusunda hem fikir, fakat insanların size dair çok önemli bir şikayeti var. Siz daha fazla görmek evet. istiyorlar, konserlerinize gelmek istiyorlar. Yakın zamanda acaba yeni bir konser haberi var mı? Ee, bir bir, bir çok konser çalışması denedik aslında. Biz yani şimdi düm, organizatörler gözüyle baktığınız zaman büyük bir alınızın olması gerekiyor. Ama benim daha çok seçici bir ağım var mesela. Herkes yok benim ağımda ben gerçekten seven ve takip etmek isteyenler var. Gerçekten fanlarım var. Sanırım organizatörler içinde yeterli olmuyor. Ve büyük bir basın çalışması ve büyük bir PR çalışması yapmadan da bir organizatör gelip sizinle konser yapmak istemiyor. Sonuçta i̇şte ben kendi başıma konser yapamam. Ses, ışık, mekan kirası, organizasyon bu tür şeyler benim yapabileceğim şeyler değil. Ben de isterim. Neden istemeyeyim ki? Yani her gün keşke ben bir konser teklifi alsam bir organizatörden de ve sahneye çıkıyor olsam. Ama bu benim isteğimle ilgili bir şey. Ya da ben istemediğim için olmuyor gibi bir durum yok. Lütfen hayranlarım ve dinleyenler bunun farkına varsınlar. Onlar konser istedikleri zaman bir organizatörün bunu göze alıp benimle çalışmak istemesi lazım. Onlar bir he, albümün yayınlanmasını istiyorlarsa bir prodüktörün bana bir teklifte bulunmasını... ...gerçekleşmesi gerekir. Ya da benim bir film müziği ya da dizi müziği yapmamı istiyorlarsa... ...o yapımcının gelip benden... ...benim istemediğim için oldu, oluyor gibi bir durum... ...algılanmamız gerekiyor bence. Bunu da buradan netleştirmiş olduk, iyi evet. oldu. Evet. Çok teşekkür ederiz geldiğiniz için. Ben teşekkür ederim. Çok teşekkürler. Sizi ağırlamak büyük bir onurdu. Benim için de öyle açık radyoda olmak ilk zamanlarından, ilk albümden itibaren her zaman tercih ettiğim ve önemsediğim bir e, kurum benim için bir radyo ve kalitesiyle de, bir kağıt kalitesiyle de ve sizin gibi değerli e, entelektüel bir e, sunucu ve bir reporter aynı zamanda da sizler gazetecisiniz. Sonuçta i̇şte burada önemli bir misyon gerçekleştiriyorsunuz. Popüler Dizmin dışında daha radik, daha e, izole ve daha e, nitelikli şeyleri insanlara sunmaya ısrarla devam ediyorsunuz bu anlamda da yakın bir felsefedeyiz ve sizin e, sizin enerjinizle de sizinle de burada olmak ve bu kaliteyi, bu seleksiyonu seçilmişliği ve üst felsefeyi bilinci e, bu açık radyo frekansı 94 frekansından insanlara ulaştırabildiysek eğer benim için çok mutluluk veren bir şey olacak. Biz burada uyumlandık mutlu. dinleyicilerle de uyumlanmışızdır diye düşünüyorum. <laughs> tekrar o zaman çok teşekkür, ediyoruz. Ben bu teşekkür ediyorum. Bu haftalık bizden bu ben kadar haftaya Pazartesi ederim. 20 ile 21 arasında tekrar burada olacağız. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Bir Baba Indi Lokal. Güncel sahneden sesler. Hazırlayan ve sunanlar Tuğçe Yapıcı ve Cihat Satıroğlu.